Merhaba arkadaşlar. İlk çağ uygarlıkları konusuna e, ikinci bölümünden e, devam ediyoruz. E, i̇lk çağ uygarlıklarının daha önceki derslerimizde e, Anadolu uygarlıklarını ve e, Mezopotamya uygarlıklarını işlemiştik. E, bugünkü dersimizde ise arkadaşlar e, diğer e, ilk çağ uygarlıklarına e, kısaca bir e, bakmak e, istiyorum arkadaşlar. Öncelikle <laughs> Mısır uygarlığına e, bir e, bakalım. E, Mısır uygarlığı dediğimiz zaman arkadaşlar, e, Mısır e, özellikle bulunduğu yer açısından önem taşıyan, e, Afrika'nın e, kuzey doğusunda yer alan e, bir ülkedir. E, etrafı çöllerle ve denizlerle çevrili olduğu için içe kapanık bir uygarlıktır. E, dolayısıyla da diğer e, uygarlıklardan çok etkilenmemiştir. E, bu önemli bir özelliğidir. Bunu bilelim. E, <laughs> Mısır uygarlığı dediğimiz zaman e, bazı önemli e, özellikler ön plana çıkıyor arkadaşlar. İşte e, ilk akla gelenleri sıralayacak olursak mesela nedir? E, Mısır denildiği zaman piramitler akla gelir. İşte e, resim yazısı dediğimiz hieroglif yazısı akla gelir. İşte güneş takvimi, mumyacılık gibi, e, işte sfenksler, tapınaklar, labirentler gibi temel bir takım özellikler Mısır'da veya Mısır krallığında aklımıza gelen özellikleri oluşturuyor. Mısır'da Firavun adı verilen tanrı krallar ülkeyi yönetmişlerdir arkadaşlar. Hierolif yazısı denilen bir tür resmi, resmi yazısını kullanmışlar ve bunları papyrus bitkisinden elde edilen kağıtlara <laughs> yazacaklardır veya aktaracaklardır. Mısır dâhîlet inanışı vardır arkadaşlar. İşte mumyacılık tekniğinin belki de gelişmesinin önemli nedenlerinden birisi budur arkadaşlar. Mumyalamanın gelişmiş olması da aynı zamanda Mısır'da tıp ve eczacılık biliminin de gelişme nedenlerini oluşturmakta e, Mısırlılar arkadaşlar, e, özellikle Mısır'daki firavunlar e, piramitlere gömülmüştür. Yani piramitler de bir anlamda e, Mısır'daki e, firavunların anıt mezarıdır şeklinde ifade edebiliriz. E, e, normal e, halklar işte e, labirent adı verilen mezarlar e, yapmışlar ve e, ölülerini de bu an, bir anlamda e, eşyalarıyla birlikte buralara gömeceklerdir. E, matematikte ondalık sistemini geliştirmişlerdir. Bu önemli bir özelliktir. İlk defa 4 işlemi e, kullanmışlar. E, Pi sayısını bugünkü değerine en yakın hesaplayan e, uygarlıktır. E, bu yönüyle önem taşır. E, özellikle astronomi alanında gelişmişlerdir arkadaşlar. Astronomi alanında gelişmelerinin e, bir sonucu olarak da e, Güneş yılı esaslı takvimi e, icat etmişlerdir. Bunlar Mısır uygarlarının belli başlı özelliklerini oluşturmaktadır. Bir diğer bölge uygarlığımız İran uygarlığıdır arkadaşlar. İran uygarlığı dediğimiz zaman iki toplum akla gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Birincisi Metler, ikincisi ise Perslerdir. Burada sınırsız yetkilere sahip olan hükümdarlar Mısır İran uygarlığında ülkeyi yönetmişlerdir, ülkeyi satrap adı verilen eyaletlere bölmüşler ve bunların başına da merkezden satrap adı verilen valiler yöneticiler görevlendirmişlerdir. Bu sistemin getirilmesindeki amaç da geniş ülkenin, ülkenin yönetilmesini kolaylaştırmaktır. Bu Pers uygarlığının bir özelliğidir arkadaşlar yani satıraplık dediğimiz uygarlıklar yani bu saydığımız özellikler e, Persler dönemine ait genel özellikleri e, oluşturmaktadır. E, Çok tanrılı bir din olan e, Zerdüşlü'ye e, inanmışlardır arkadaşlar. E, bir benzeri olarak nitelendirilen Mecusilik de e, burada e, Persler'de e, bir diğer inanç sistemini e, oluşturmaktadır ve bunların e, ateşkedi adı verilen tapınaklar inşa edeceklerdir. geniş bir ülkeye sahip oldukları için gelişmiş bir posta teşkilatı kurmuşlardır. İşte sanatta özellikle Mezopotamya, Mısır, Anadolu ve Yunan sanatının etkisiyle Pers uslu oluşturacaklardır. Bu da yine Perslere ait önemli bir özellik oluştur, özelliği oluşturduğunu söyleyebiliriz. Met Pers uygarlığına ee, Büyük İskender ne yapacaktır? Son verecektir. Asya Seferi sonrasında işte Anadolu, Suriye ve e, İran topraklarını ele geçirerek e, bu uygarlığa son vermiştir. E, Pers uygarlığını yenilgiye uğrattı. Savaşta yani İstos e, Savaşı olarak isimlendirebiliriz. E, bir diğer uygarlığımız İpraniler'dir arkadaşlar. Ee, Doğu Akdeniz e, uygarlıkları olarak e, nitelendirilen e, uygarlıklarda İbraniler ve Fenikeliler var arkadaşlar. E, burada da iki önemli e, toplum var. Birincisi İbranilerdir. E, Kudüs merkezli bir krallık kurmuşlardır. E, işte Hz. Davut ve onun oğlu Hz. Süleyman zamanında e, bu e, krallık en güçlü e, dönemini yaşamıştır. En önemli özellikleri ise arkadaşlar ilk kez tek tanrılı dine inanmış olmaları ida arkadaşlar ee, bu anlamda e, İbraniler ilk tek tanrı inanışına sahip olan toplum olma özelliğini taşıyor bunu da e, aklımızın bir köşesine mutlaka ne yapmamız gerekiyor sevgili gençler yazmamız gerekiyor bunu da e, sizlere hatırlatmış olalım arkadaşlar. E, <laughs> Bu dönemin arkadaşlar en önemli eseri ise arkadaşlar bugün Müslümanlar açısından da kutsal olan Mescid-i Aksa'dır. Yine Hz. Süleyman Mabedi de bu dönemine ait önemli eser eserler arasında yer alıyor. yine Yahudiler açısından kutsal olarak kabul edilen Ağlama Duvarı da bu dönemin önemli eee özelliklerini oluşturmaktadır. E, Museviliğe inanan e, İbraniler e, zamanla e, Filistin topraklarından sürgün edilmişler. E, i̇şte özellikle e, bu e, Babiller döneminde bir e, sürgün hadisesi yaşayacaklar. E, daha sonra Romalılar döneminde de e, iki defa sürgün edilecekler ve Roma İmparatoru tarafından Kudüs'e girmeleri yasaklanacaktır ikinci sürgünden sonraki dönemde. Eee kutsal kitabı olan Tevrat ise Hazreti Musa'ya gönderilmiştir. Bir diğer Doğu Akdeniz uygarlığı ise Fenikelilerdir arkadaşlar. Fenikeliler dediğimiz zaman ilk akla gelen şey nedir arkadaşlar? Alfabedir arkadaşlar. E, Finike uygarlığı dediğimiz zaman ilk akla gelen özellik alfabedir. E, bunu da e, önemli bilelim arkadaşlar. E, yaşadıkları yer tanıma ilverişli olmadığı için deniz ticaretine yönelmişlerdir. E, özellikle Akdeniz'in birçok yerinde e, koloniler kurmuşlardır. E, bu anlamda önem e, taşıyor arkadaşlar. Ee, yine e, Doğu Akdeniz uygarlığı ile Batı Akdeniz uygarlıklar arasında bir etkileşim e, sağlamışlardır kolonilicilik e, sayesinde. Bu da e, bu döneme ait bir diğer önemli e, eser olarak e, ifade edebiliriz. E, yine e, arkadaşlar e, kolonicilik faaliyetlerinin önemlidir dedik. En önemli kolonileri ise e, Kartaca'dır arkadaşlar bugün yanılmıyorsam Tunus sınırları içerisinde yer alan bir şehirdir. Kartaca Fenikerler döneminin önemli ticaret kolonisini oluşturmaktadır. 22 harften oluşan Fenike alfabesini oluşturmuşlardır. Bu alfabeye Yunanlılar Romalılar yeni harfler ekleyerek bugünkü Latin alfabesini oluşturacaklardır. Bu anlamda önem taşımaktadır diyoruz sevgili gençler, sevgili arkadaşlar. Yine Cam, boya gibi çeşitli alanlarda da fenikeller önem taşımaktadır. Ama fenike dediğimiz zaman bir kolonijlik, iki alfabe aklımıza gelmesi gerekiyor. Sevgili gençler bunu da unutmayalım. Yunan uygarlığı dediğimiz zaman arkadaşlar Yunan uygarlığının temelini ise Girit uygarlığı oluşturuyor. Bu döneme ait en önemli eser de Knossos Sarayı'dır arkadaşlar. Miken veya Aka uygarlığı dediğimiz uygarlık var arkadaşlar. Çanakkale e, Boğazı'na sahip olmak için Akallar Trovalılarla savaşmışlardır. E, bu Trova savaşları e, Boğazlar için yapılan ilk savaş olması yönüyle önem taşımaktadır. E, yine e, Humeros'un ve Odisa e, destanları da e, bu Trova savaşlarını konu alması bakımından e, önem e, taşımaktadır. Ee, eski Yunan uygarlığı dediğimiz zaman işte bazı önemli e, isimler e, ön plana çıkıyor arkadaşlar. Veya Yunan uygarlığı dediğimiz zaman e, polis adı verilen şehir devletleri kurmuşlardır. İşte en önemli Atina ve Sparta'dır arkadaşlar. Sosyal sınıflar arası mücadeleler e, sonucunda burada e, özellikle kanunlar gelişecektir. İşte e, Dragos kanunları, e, Krestinos kanunları ve Solon kanunları. E, sosyal e, sınıf farklılıklarını azaltmış ve demokrasi alanında önemli gelişmeler sağlamıştır bu üç önemli e, kanun. Çok tanrılı bir inana, e, inanca sahip olan Yunanlılar tanrılarını insan şeklinde ve ölümsüz olarak e, düşünmüşlerdir. E, bu düşünceleri e, onların e, tanrılarının heykellerini yapmalarına neden olmuştur. Bu da e, Yunanistan'da özellikle heykel sanatının e, gelişmesine ve e, tapınak mimarisinin e, Yunan uygarlığında gelişmesinin en önemli nedenlerini e, oluşturuyor. Tanrılar adına yapılan şeyinlikler e, bugünkü e, dünya üzerindeki olimpiyat oyunlarının da temelini oluşturuyor. Veya olimpiyat oyunlarının e, ortaya çıkmasını sağlamıştır. E, bu anlamda önem taşıyor. E, Yunanlılar özellikle tarih bilimde, tıpta, matematikte, astronomide ve, ve, ve felsefe alanında gelişmişlerdir. Sokrates, Platon ve Aristoteles ilk Yunan filozoflarını oluşturmaktadır diyoruz. Bunlar da Yunan uygarlığının belli başlı ana uygarlığının özelliklerini oluşturmaktadır diyoruz. Bir diğer uygarlığımız Helen uygarlığıydı arkadaşlar. Helen uygarlığının merkezi Makedonya'dır arkadaşlar. Helen uygarlığı dediğimiz zaman da ilk akla gelen Büyük İskender'dir. Ee, yine Arşimet e, bu uygarlığa aittir. Yine Batlamyus adı verilen birim insanı da e, bu dönemin önemli e, insalları oluşturmaktadır <laughs> diyoruz arkadaşlar. Özür diliyoruz. <laughs> ee, büyük İskender e, tahta geçtikten sonra babası Filipten sonra tahta geçtikten sonra e, büyük bir Asya seferiyle <laughs> Özür diliyoruz arkadaşlar. Ee, Asya seferine çıkacaktır. Ee, Hindistan'ı, Mısır'ı içine alan büyük bir imparatorluk e, kuracaktır bu seferi sonrasında. E, bu dönemde Yunan kültürü ile e, Asya kültürü kaynaşmış ve Helenistik kültür dediğimiz kültür ortaya e, çıkmıştır arkadaşlar. Büyük İskender'in kurmuş olduğu Bergama, Antakya ve İskenderiye gibi şehirler e, zamanla önemli kültür ve ticaret merkezleri haline gelmiştir. Bergama, Antakya ve İskenderiye. Bunlar da zaman zaman özellikle yarışmalarda soruluyor arkadaşlar. Mesela Bergama, Antakya ve İskenderiye bu anlamda önemli. Zaten İskenderiye'yi herkes biliyor ama Antakya ve Bergama Büyük İskender tarafından kurulmuş olan önemli yerleşim merkezlerini oluşturmaktadır. İskenderiye'de ve Bergama'ya da büyük kütüphaneler kurmuştur arkadaşlar. Bergamalılar Papyrus kağıdına alternatif parşümen kağıdını yaparak ilk kitabı oluşturacaklardır. Bu anlamda önemlidir arkadaşlar. Parşümen kağıdının yapılarak ilk kitabın oluşturulması anlamında önem taşımaktadır. Büyük İskender'in ölümünden sonra İmparatorluğu parçalanacaktır. İşte Apollon Sağlık Merkezi, Zeus Tapınağı, İskenderiye Feneri ve Rodos Heykeli bu dönemin önemli e, eserlerini oluşturmaktadır e, diyoruz e, sevgili gençler e, bu e, videomuzun e, ikinci bölümünü ise arkadaşlar Roma uygarlığı Hint uygarlığı ve Çin uygarlığı dediğimiz uygarlıklar e, oluşturuyoruz sevgili gençler e, Roma uygarlığı dünyanın önemli uygarlıklarından e, birisidir arkadaşlar Roma uygarlığı çeşitli aşamalarda yönetilmiştir. İşte M.Ö. 510 yılına kadar krallıkla yönetilmiş. İşte kral İhtiyar meclisi tarafından teklif edilmiş, halk Meclisi tarafından halk meclis tarafından seçilmiş ve senatoya karşı sorumlu tutulmuştur. Daha sonra cumhuriyet dönemiine geçilecektir ve ülke bir yıllık süreyle göreve getirilen ve bu dönemde konsül adı verilen e, iki kişi tarafından yönetilmiştir. E, konsüller hem birbirlerine karşı hem de senatoya karşı sorumlu tutulmuştur arkadaşlar. Cumhuriyet dönemi dediğimiz e, dönemde de birer yıllık ara e, dönemlerde iki konsül tarafından yönetilecek. Hem konsüller birbirlerine karşı hem de senatoya karşı e, ne yapılmıştır arkadaşlar sorumlu tutulmuştur. Cumhuriyet döneminde Roma genişleyerek Anadolu, Mezopotamya ve Mısır'ı içine alan büyük bir imparatorluk haline gelmiştir. Roma toplumu çeşitli sosyal sınıflardan oluşmuştur arkadaşlar. E işte patriciler, plebler ve köleler olmak üzere Roma toplumu üç sosyal sınıfa ayrılacaktır. Patriciler soylular olup geniş yetkilere sahiptir. Roma'ya sonradan gelen yerleşenler ise plebler olarak adlandırılmış. Herhangi bir siyasi hakları mevcut değildi arkadaşlar. Bir de köleler vardır. İşte Roma, özellikle Roma'nın işgal etmiş olduğu bölgelerden getirilmiş, alınıp satılabilen efendinin emrindeki kişiler de köleler sınıfını oluşturmakta idi. Uzun patriciler ve plebler arasındaki uzun mücadeleler 12 levha kanunlarının yapılmasına neden olmuş arkadaşlar. Ee, bu süreçte bugünkü Roma hukukunun ve Batı hukukunun e, temelini oluşturması anlamında önem taşımaktadır. 12 levha kanunları arkadaşlar. Sınıf çatışmaları ve dış e, saldırılar Roma'nın zayıflamasına neden olmuş arkadaşlar. Ve Jules Cesar e, yönetimi ele geçirmiş ve kendisini e, senato, e, e, senatoya diktatör e, seçtirecektir arkadaşlar. Jules Cesar Böylelikle Roma'da Cumhuriyet dönemi sona ererek imparatorluk dönemi başlamış oluyor arkadaşlar. 1000 önce 27 yılında. Çok tanrılı bir dine inanan Roma'da arkadaşlar Hristiyanlık 313 tarihindeki Milano Fermanı ile serbest bırakılmış. Ve 381 yılında da Roma Devleti'nin resmi dini haline getirilecektir. Mimari de edebiyatta tarih yazılığında oldukça gelişmiştir arkadaşlar. Roma uygarlığı, kemer ve kubbe tekniğini geliştiren Rom, Romalılar arkadaşlar. Ee, önemli katedraller, kiliseler, e, amfiteyatrolar, patronlar, su sarnışları, su kemerleri ve hamamlar e, yapacaklardır. Ee, Roma İmparatorluğu <laughs> 3. yüzyıldan, yüzyıldan itibaren arkadaşlar bir taraftan İnciçal kantılar, diğer taraftan kavimler göçü sonucunda zayıflayacak ve ikiye bölünecektir. Bu bölünme sonucunda batı kısmı Roma merkezi Batı Roma İmparatorluğu, doğu kısmı da arkadaşlar İstanbul merkezi Doğu Roma İmparatorluğu olmak üzere. E, 476 yılında arkadaşlar e, Roma, Batı Roma İmparatorluğu yıkılacak. Doğu Roma ise arkadaşlar e, 1453 yılına kadar varlığını e, sürdürecektir. E, Batı Roma'da Latin kültürü gelişirken arkadaşlar Doğu Roma'da ise Grek kültürü e, gelişmiş ve Ortodoksluk devletin resmi dini haline gelmiştir arkadaşlar. Bizans ise en parlak dönemini Justinianus döneminde e, yaşayacaktır arkadaşlar. Ee, ve e, yine e, dünya aşağı ünlü olan ve başkent e, İstanbul'umuzun önemli eserlerinden birisi olan Ayasofya e, Kilisesi de e, bu döneme ait olan önemli eserleri oluşturmaktadır. Hint Uygarlığı dediğimiz uygarlık arkadaşlar e, Hindistan, Racalık adı verilen küçük prenslikler tarafından yönetilmiş arkadaşlar. Mesleklere babadan oğula geçimi aynı geleneklere bağlı bulunan çeşitli sosyal sınıflardan oluşan kas sistemini uygulamışlardır. Her türlü haktan yoksun ve ağır işlerde çalıştırılan paryalar kas dışına tabi tutulmuştur. En ayrıcalıklı sınıfı din adamları dediğimiz brahmanlar oluşturuyor. Her üye kendi kasından evlenmiş ve kas dışı sosyal ilişkiler kesinlikle yasaklanmıştır arkadaşlar. Hinduizm, Brahmanizm, Taoizm, Konfüçyüsçülük ve Maniyanizm gibi dinler Hint uygarlığının inanmış olduğu dinleri oluşturuyor. Bir diğer uygarlığımız ise arkadaşlar yine uzak doğuda Asya'nın güney doğusunda yer alan Çin uygarlığıdır arkadaşlar. Çin'de çeşitli hanedanlar tarafından monarşik bir anlayışla yönetilmiştir arkadaşlar ve zamanla bu monarşik yapılar imparatorluk haline gelecektir. Ee, Hükümdarları Tanrı'nın oğlu olarak e, kabul edilmiş ee, Budizm, Taoizm, Maniizm ve Confucyüsçülük, e, Confucyüsçülük e, gibi dinlere inanacaklardır. Ee, i̇pek, porselen ve e, kumaş üretimi yapmışlar. Ee, özellikle İpek yolu aracılığıyla Çin'den Roma'ya kadar uzanan bölgede e, ticari faaliyetler da bulunacaklardır. Budizm inancı arkadaşlar, özellikle resim, heykelcilik ve mimarinin Gelişme nedenini oluşturuyor. Ee, Budizm inanışı, resim, heykelcilik ve mimariyi geliştirmiştir sevgili gençler diyoruz. Ee, yine Hint uygarlığı dediğimiz zaman özellikle e, teknolojik anlamda yapmış oldukları e, buluşlar ile önem kazanmıştır. İşte mesela nedir? Barot, pusula, matbaa, kağıt, mürekkep e, gibi e, teknik buluşlar e, Çin uygarlığının, dünya uygarlığına önemli e, katkısıdır arkadaşlar. Yine Çin uygarlığı dediğimiz zaman arkadaşlar özellikle ne akla gelmesi gerekiyor? Yine Türk saldırılarından korunmak amacıyla yapmış oldukları nedir arkadaşlar? Çin ile tanınan bir uygarlık olması özelliğini tanımaktadır diyoruz. İlk çağ uygarlıklarının bazı önemli buluşları var. Onlara son bir hatırlatma yaparak bugünkü dersimizi de tamamlayalım arkadaşlar. Asurlular denildiği zaman arkadaşlar Asurlular nedir? İlk kütüphaneyi kuran topluluktur. İşte Çinliler az önce de ifade ettik arkadaşlar. Özellikle kağıt, matbaa, pusula, barut ilk kullanan topluluk toplum olması yönüyle önem taşıyor. İbraniler, tek tanrı inanışı, Yunanlılar, olimpiyat oyunları, Lidyalılar neydi? Parayı bulan topluluktu. Hititler tarih yazıcılığında ilk kez tarafsızlığı, e, tarafsız tarih yazıcılığının baştan toplum olması, ilk yazılı anlaşma e, Kadeş Anlaşması'ydı Hititlerle Mısırlar arasında yapılmış, ilk medeni hukuk Hititler, ilk yazılı hukuk kuralları Sümerler, ilk onlu sistemi uygulayan toplum Hunlar, e, ilk düzenli orduyu kuran Akatlar, ilk demokrasi uygulaması Yunanlılar, İlk imparatorluğu kuran Akatlar, ilk güneş esaslı takvim Mısırlılar, ilk ay yılı esaslı takvim Sümerler, ilk alfabe Fenikeliler, e, resim yazısı Mısırlılar, çivi yazısı ise e, kim olmuştu arkadaşlar? E, Sümerler e, bulmuş. Iyidir. E, bunlar da e, ilk çağ uygarlıklarının e, önemli e, özelliklerini oluşturmaktadır. E, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Ee, videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve sosyal e, hesaplarımızda e, videolarımızın paylaşmayı unutmayın. Ee, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.